Yaprak, kızım. Müdür bey seni görmek istiyor. Hemen mi? Hı hı. Tamam abi. İyi misin? Sevgili Yaprak, yavrum. Bak bu saate kadar bekledim. Dip köşe bucak her yere baktım. Evrak eksik olmasın. Emin olayım istedim. Ama... Neydin hocam? Yaprak, bugün arkadaşlarınla vedalaş. Maalesef Yaprak Ayvaz. Devamsızlık sınırını aştın. Hocam Ali için de. Biliyorum yavrum. Ama kurallar böyle. Ama hocam ya. Maalesef sınıfı tekrar edeceksin. Abi itiraz edelim ya gidip. Geç kalınan günler de mi sayılıyor yani? Çok saçmaymış. Ne demek sayılmaz? Yönetmeliğe göre her 5 geç kalma yarım gün devamsızlık sayılır. Hadi ya. Ver bakayım. 10 günde ezmişiz. Rapor falan şey yapsak? Onu bir geçeceksin yavrum. Raporlu raporsuz 30 günü dolduran öğrenci başarısız sayılır. Hadi bunları birlikte ezdik. Buna niye gelmedin? Haklı sebeplerim var Sinan. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca düzenlenen faaliyetlere katılan öğrenciler devam edemedikleri sürece izinli sayılacaklardır. E onu da saydık zaten. Saymışlar ama eksik saymışlar. Üç olacaktı o. Hocam bunun 3 olması lazım. Bir gün daha. Evet hocam buraya 2 gün yazılmış. Halbuki ben 3 gün izinliydim. İzin belgen? Teslim ettim. Yaprak Ayvaz. Buraya teslim edilen hiçbir evrak kaybolmaz. Hocam gerçekten teslim ettim. Vallahi billahi. Emin misin? Eminim, çok eminim. Tamam. Sana bir gün mühlet. Eğer ispat edemezsen bu iş biter. Anladın mı? Bu iş biter. Anladım hocam. Anladım. Ya eminsin değil mi? 3 olduğuna kesin yani. Evet 3 gün. 3 gün izinliydim. Sinan nerede? Hala ulaşamadınız mı? Ya telefonu kapalı. Ama birileri görmüş koridorda yardır yardır gidiyormuş. Bir şey olmuş olmasın çocuğa ya. İlk bir şu yangını söndürelim de ona da bakacağız bir şekilde artık. Raporu müdüre verdin mi Yaprak? Verdim. Verdim ama başkasına verdim. Kime? Soner. Burada. Oğlum senin hafıza lens mi? Yan sanayi mi? İmitasyon mu senin hafızan? İncem Bey'in hatırla şunu. Gökhan harbiden yok. Tertemiz. Ya Soner nasıl hatırlamıyorsun ya? Ben geldim bıraktım o gün el ettim sana. Yaprak birinin yerine baktım ben 2 dakikalığına. Ne bıraktıysan masaya dokunmadım bile. Kimin yerine baktın oğlum? Kim oğlum o? Ya oğlum hadi seri. Abi geçmiş gün hatırlamıyorum ki vallahi. O günkü nöbetçi öğrenci Nilay. Evet hocam. Mevzuyu biliyorsun. Biliyorum. Anlat bakalım. Geldiğimde rapor falan yoktu hocam. Emin misin? Eminim. Aa masaya bıraktım Nilay ya yemin ederim. Orada olsa verirdim. Yaprak niye saklayayım?
Sağlam bir yere mi koydun? Uçup gitmesin bu kağıt parçası. Evet hocam, valla sağlam bir yere koydum. Nöbetçi dosyası vardı orada, ben oraya koydum. Bana gelen dosya mı? Evet, size gelen nöbetçi dosyası. Hatta üzerine ağırlık bile koydum ben uçmasın diye. Tamam da evladım, olsa bana gelirdi. Hem kim ne yapsın senin raporunu? Yani kim ne yapsın? Siz de haklısınız hocam. Oh. Müdür haklı. Ya bir şey diyeceğim, kim ne yapsın senin raporu ya? Evet ya, kim ne yapsın benim raporumu? Ya gidelim işte okçuluk kulübüne. Eesi raporun yenisini versinler işte, olmuyor mu öyle? Orada bilgisayar sistem yok ki. Hadi ya. Tabii canım, eski usul. Ya bu imzala gönder şeklinde mi? Aynen. Ya saçmalık ya. İşte geleneksel spor falan diye herhalde, ne bileyim ben. Bir kopyası vardır ama. Niye olsun ki? Aslında. Ne aslında? Ne? Bir yol daha var. Söyle. Nöbetçi masasının olduğu yer. Kör nokta değil ki. Kabak gibi gözüküyor masa. Kayıtlar 3 ayda bir siliniyor. Kaynak sağlam. Rapor ne zaman geldi? 2 ay önce. Yeah! As bayrakları, as as as. Hallederiz bu işi o zaman. İyi, süper o zaman. Ne yapıyoruz? Az daha ileri alalım. Aa, işte ben. Koydum kağıdı. Hı, verdin raporu, eyvallah. Biraz daha ileri sar. Tabii hocam. Nilay geldi. Sonra uzadı. Ana, bak bak. Ne yapıyor öyle ya? Gözler selektör yapıyor. Kıza mı yürüyor camış? Pardon canım. Nilay da gitti. Bak biri girdi. Kim o? Ne oldu? Maalesef devamı yok hocam. Nasıl yok? Bazen böyle görüntü kayıyor, yayan kalıyor. Karışıyor birbirine. Şu kızı daha yakından görebiliyor muyuz peki? Görürüz hocam, hemen ayarlıyorum. Bir tık daha. Ama şimdi de böyle piksel piksel oldu. Temizlemiyor mu? Temizlemiyor, hemen temizliyorum. Kim bu? Evet, buyurun hocam. Bade. Evet. Oradan geçmişim. Bu mu? Bunun için mi suçluyorsunuz beni? Evladım, suçlamıyoruz. Bilgin var mı? Onu soruyoruz. Yok hocam. Evet yani Badeciğim, eğer bir ilgin varsa canım. Yok. Kendini bu kadar önemsemesen artık. Sen de okçuluk kolundaydın değil mi? Evet hocam. O gün beraber miydiniz? Ben sabah hastanedeydim, öğleden sonra geldim okula. Tektim hocam. Peki böyle dikkatini çeken bir şey oldu mu? Ne bileyim, şüpheli bir şey falan. Yok hocam, olmadı. Reis, tamam Bade, çıkabilirsin yavrum. Sırf oradan geçiyor diye birini suçlayamayız Yaprak. Velev ki o yaptı. Resmi ifade esastır. Yazılı belge, ispat. Ya onun yaptım demesi sadece sana birkaç gün kazandırır, hepsi bu. Ha. İlla ki o belgeye ihtiyacımız var. Ama hocam, benim şimdi okçuluk kulübüne gitmem lazım. Teneffüsler bana yetmiyor. Ben bu derste gitsem... Devamsız sayılırsın. Olmaz. Ailen getirsin. Aileme ulaşamadım. Hayda. Bak, son 2 dersin boş. Sana mühlet. Mesai bitimine kadar o rapor bu masada olacak. Tamam hocam, o rapor şu masada olacak. Gidiyorum. Rapor işi yazsa ben Badil'e kalıyorum.
O yaptıysa açık eder. En azından zaman kazanırız. Biz üçümüz de okçuluk kulübüne gidelim o zaman. Anlaştık. Saat kaç? Araları bitmiştir. Yaprakçığım, olanları duyduk. Bu evrak işlerini yapanlar az biraz Nemrut olur. Başınızda bir büyük olsun. Hepinizin gelmesine gerek yok ama çocuklar. Ya biz de gelelim hocam ya. Bir destek atarız, bir şey yaparız ha. İyi madem. Tamam. Benim arabayla gidelim o zaman. Hocam siz nasıl bir kralsınız ya? Çak. Hadi. Hadi. Hocam adamsın. Telefonu unuttum, geliyorum. Tamam. Nereye Amazon kızım? Okçuluk kulübüne. Sınıfta kalıyorum da. Kriz anlarında efsaneyimdir biliyorsun. Ya şimdi bir şey derdim de yani hakikaten öylesin. Gelsene. Gel gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.